Yemeğe sıcak bir başlangıç. Dumanı üstünde bir kase çorba. Her kaşığı neredeyse ilaç. İlk başlangıç olarak çorbanın yenmesi vücuttaki midenin rahatlatması açısından ve bağırsak hareketliliği açısından önemlidir. Geleneksel Türk mutfağının olmazsa olmazı sofralarında baş tacı olan çorbanın her birinin yararı farklı. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı tavuk suyuna çorba birebir. Gerek tavuğun gerekse etin özünü, özetini alabilmek, içindeki suyu alabilmek genellikle çocukların beslenmesinde son derece önemli rolü var. Özellikle de biz kemikli kaynatın deriz, içine sebze koyarız. Buradaki hedef mevsim sebzelerini kullanmak, bir miktar da baharat eklemek. Kırmızı, acı biber çeşitleri var ülkemizde, inanılmaz çeşidi var. Herkes tarafından sevilen mercimek çorbası, sindirim sistemi ve bağırsak dostu. Fakirin etidir diye geçer ülkemizde, bunu biliyoruz. Köftesini yaparlar, sırf çorbasını yapmazlar mercimeğin. Mercimek hem çok doyurucu, hem çok doygun, hem de çok kaliteli, besin değeri çok yüksek bir yemek olarak söyleyeyim. Hani sırf çorbası olarak söylemeyeyim, hem de yemeği var. Lif bakımından zengin bir beslenme kaynağı olan domatesin çorbası da kan şekerinin büyük destekçisi. Domates çorbasının rendelenmiş, bildiğimiz saf, doğadan topladığımız, manavdan aldığımız domatesle yapılmasını öneririm. Çünkü karotenoidler açısından, besin değeri açısından olsun zengin bir gıdadan söz ediyoruz. Tarhana çorbanın en doğalı. Özellikle de sabah kahvaltısında çok faydalı. Aynı bir kahvaltı mantığıyla bakalım. Yani kahveden önce sabah ilk uyandığınızda tarhana çorbası içeriz. Neden? Mide cidarının bir ılık yapıyla kaplanması, midenin korunması, mide asiditesinin dengesini sağlaması, bir dilim ekmekle çorba yiyerek mideyi neye hazırlıyoruz? Harekete hazırlıyoruz. Tarhana çorbası hem boğazı yumuşatması, midedeki ilk sindirim hareketi için mideye doğrudan yemeklerin inmesini engellemek adına alınan güzel bir gıda. Doçent doktor Oğuz Özyaral'a göre sakatat çorbaları da kış aylarında tercih edilmeli.